Efendim, hafta sonu günlüğü programı devam ediyor. TAP Derneği Genel Sekreteri Neslihan Boyacılar yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş efendim bulduk, programımıza. Merhabalar. Özellikle her programda ben yer vermeye çalışıyorum. Çünkü atık yönetimi, sürdürülebilir çevre, yani çevre bizim için çok önemli ve atık yönetimini biliyor muyuz? Sıfır atıkla ilgili neler biliyoruz? Bunlara yer vermeye çalışıyorum. Bugünkü konumuz efendim atık piller, atık pillerin geri dönüşüm hikayesi. Sizden dinleyeceğiz. Atık pil nedir ile başlayalım önce. Aslında atık pil nedirden önce ben biraz böyle pili hatırlatmak istiyorum. Çünkü pil günlük hayatımıza özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte inanılmaz bir şekilde hayatımızda her noktasında yeri var. Ama bazen çok görmüyoruz. Sanki pili çalışan bir cihaz kullanmıyormuşuz gibi bir algı oluştuğunu da hissediyoruz. Örneğin işte çocuklarımızın oyuncakları artık peluş bile olsa içinde pil var. Çünkü bize ses, işte müzik, hareket sağlıyor. Aynı şekilde ayakkabıları çocuklarımızın ışıklı olduğu için bu da bize pil sayesinde bu ışığı veriyor. İşte cep telefonlarımız, laptoplarımız, işte telefonlarımız artık eskisi gibi kablolu değil, telsiz. Kumandalarımız. Yani sayabileceğimiz çok ürün var ki şu an gündemde olan hibrit ve elektrikli araçlara baktığımız zaman içinde de yine bizim pillerimizden oluşan bir batarya bloğu var. Yani hayatımızın her noktasında bu pil var. Maalesef bunu bu teknolojik çağda ortadan kaldırmak mümkün değil. Yani hayatımızdan çıkartamadığımız için. Yönetimini atık hale geldikten sonraki süreci doğru yönetmek gerekiyor. İşte pil ya ömrü bitince ya da dışarıdan aldığı bir fiziksel hasarla işte artık atık hale gelebiliyor. Bunu da içindeki kimyasalların bize vereceği, çevremize vereceği hasarı önleyebilmek adına ayrı toplamamız gerekiyor. Mümkün olduğunca pili dış ortamlardan uzak tutmak, işte iç ortamdaki atık pil kutularına bırakmamız gerekiyor. Bir virgül koyacağım, hatırlatmak istiyorum efendim. İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye Afrika Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çektiriyor. Görüntüler, canlı görüntüler geldikçe devam edeceğiz. Evet, pil atığı. Peki biz biliyor muyuz acaba pillerin nasıl bertaraf edileceğini? Çok bilinmiyordur muhtemelen. Çok önceden bir anket yapmıştık. Tabii ki o bilinirliğin çok düşük olduğunu gözlemledik ki bu aslında bilinirliğin düşük olması bizim topladığımız atık pil miktarına da yansıyor. Yani yaklaşık piyasaya sürülen pilin %8'i, %10'u civarında atık pil toplanıyor. Bu rakamın daha da fazla olması gerekiyor. Hayatımızın o kadar içinde olmasına rağmen pillerin sadece %10'u mu sadece geri dönüşüme giriyor? Maalesef. Çünkü şöyle bir algı da oluşuyor. Çok böyle küçük bir ürün baktığınız zaman işte kumanda piline işte telsiz pillerine falan çok küçük bir ürün, bu pilden bir şey olmaz deyip çöpe giden durumlar olabiliyor. Ya da işte sahillerde yazın baktığımız zaman pek çok işte kuma gömülmüş pilin olduğunu da görüyoruz. Maalesef bu bilinirliğin az olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bertarafa giden ya da geri dönüşüm sürecine giden işte pillerin nasıl bir yaşam döngüsü olduğunu da bilindiğini çok düşünmüyorum. Buradan hani biraz açıklayabilirim. Biz öncelikle atık pil kutularını işte ülkemiz genelinde dağıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki Çevre Bakanlığı'nın yetkilendirdiği tek kuruluşuz. Ama tek başımıza hareket etmemiz çok mümkün değil. Bağlı olduğumuz bir yönetmelik var. Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği. Bu yönetmelik çerçevesinde belediyelere başta işte pil satış noktasına özellikle işte ulusal zincir marketlere ya da yerel zincir marketlere görevler düşüyor. Biz de bunlarla birlikte ortak hareket ediyoruz. İşte 650'ye yakın belediye ile Türkiye genelinde anlaşma yaptık. İşte onlarla bölgesinde atık pillerin toplanmasını sağlıyoruz ki bu da nüfusa baktığımız zaman aslında Türkiye genelinde hemen hemen %90-95 nüfusa hakim olan belediyeler. Diğerlerinde ufak tefek yine toplama çalışmalarımız oluyor. Sistemli bir şekilde maalesef çalışamıyoruz ama bize pil biriktirdiğini söyleyen bir kişinin yeter ki o pili biriktirmesi önemli. Yani her türlü o pili oradan aldırabiliyoruz. Gerek kargo ile gerek anlaşmalı firmalarımızda ya da kendi araçlarımıza aldırabiliriz. Bu noktada bizim için önemli olan pilin yeter ki hani o kutulara gitmesi, o noktalarda toplanması. Tabii ki çok özel, hani özel bir kutumuz var. Mümkün olduğu sızdırmazlığı hani sağlamaya çalışıyoruz ama kendi evlerinde herhangi bir cam kavanoz bir kutuda da biriktirebilirler. Kutularımızı çok dış ortama koyma taraftarı değiliz. Çünkü pil içindeki kimyasaldan dolayı hassas bir ürün olduğu için
işte yağmur ya da güneş almaması gerekiyor. İşte kimyasalın dışarı çıkmasını önlemek amaçlı biz dış ortamlarda kutumuzu bulundurmuyoruz. Yeter ki o çevre kirliliğini biraz önleyebilmek. Çünkü bazen soruyorlar neden dış ortamda bir kutunuz yok diye. Bir de kontrol edilmesi biraz zor olabiliyor dış ortamdaki kutuların. Örnek veriyorum, sönmemiş bir sigara izmariti attığınız zaman bile içindeki kimyasalın harekete geçmesini neden olabiliriz. Bu yüzden daha fazla bir tehlikeliliğe sebep olmamak adına dış ortamlarda değil, hepsi iç ortam kutularımız. Evet. Efendim, dediğiniz gibi aslında çok fazla kullanıyoruz pili. Cep telefonumuzdan, ayakkabıların, oyuncakların içinde, kumandalar, hayatımızın her yerinde. Ve mutlaka ki bu atık pilleri geri dönüşüme kazandırmamız gerekiyor. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. İsterseniz atık pillerin çevreye etkilerinden bahsedelim. Belki tabii bundan ki bahsedersek evet. biraz daha bu konuda biraz daha bilinçli olabiliriz. Şöyle baktığımız zaman ortalama 7-8 çeşit pil, yani kimyası var diye düşünebiliriz. İşte hani kullanacağımız cihaza, ürüne göre değişiyor. Tabii ki hepsinde farklı farklı kimyasallar var. Aslında ağır metal oranları azaldı pillerin içerisinde. Tehlikelilik kısmı biraz azalmış oluyor dolayısıyla. Örnek veriyorum, civayı mesela ağır bir metaldir. Pillerin içerisindeki zararını, çevre özellikle zararını gördükleri için artık civasız piller üretilmeye başladı. Ama bu değil ki işte içindeki kimyasalların bizim hayatımıza, çevremize etkisinin olmadığını anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla bu kimyasalların bizim için önemli olan işte toprağa, suya karışmasını engellemek. Bazı noktalarda yakıldığını görüyoruz ama yakılması daha da büyük tehlike. Çünkü yaktığınız zaman içindeki kimyasalları dışarı çıkartmış ve bizim direkt havamıza karıştırmış oluyoruz. Toprağa suya attığımız zaman da toprakta pilin tabii ki belli bir süre sonrasında dışındaki ceket diye tabir ettiğimiz o sızdırmazlığı sağlayan bölüm delinecektir. İşte o nemle toprağın işte yapısıyla birlikte ondaki kimyasallar toprağımıza karışacaktır ya da suya attığımız zaman suya karışacaktır. İşte yeraltı sularına, göllere, nehirlere dolayısıyla dönüp yine bize gelecektir. Ki işte denizlere gittiği zaman biliyorsunuz balıklar iyi birer taşıyıcıdır. Dolayısıyla bunların önlenmesi açısından ayrı toplamak gerekiyor. Bazen şunu da soruyorlar, hani ayrı toplayıp pil kutusuna değil de çöpe atsam ne olur? Eninde sonunda işte bir bertaraf ya da depolama alanına gidiyor diye düşünülebilir ama depolama alanları da artık inanılmaz gelişti. Tabii ki hala vahşi depolama yapılan yerler var maalesef ama vahşi depolama yapıldığı zaman işte o pil yine az önce bahsettiğim gibi toprağımıza, suyumuza dolayısıyla dönüp bize gelebiliyor içindeki kimyasalların tehlikeliliği. Ama düzenli depolama alanlarında artık teknolojiyle birlikte oradaki süreçte metan gazından elektrik elde edilebiliyor. Pil attığımız zaman bu elektriğin kalitesi ya da o metan gazındaki işte kaliteyi bozabiliyorlar. O yüzden biz çöpe de gitmesini istemiyoruz ki zaten 2016 yılında ülkemizde de bir geri dönüşüm tesisi kuruldu. Bunu geri dönüşüme göndermek varken neden çöpe atalım? Doğayı kirletelim, çevreyi kirletelim. Maalesef. Peki bu süreç nasıl oluyor? Piller hayatına başlıyorlar, kullanımı bittikten sonra biz o kutuya atıp size gönderdiğimiz zaman nasıl devam ediyor bu geri dönüşüm süreci? Geri dönüşüm süreci Çevre Bakanlığı'nın TÜBİTAK'la ortaklaşa kurduğu Kocaeli'de Exicon firmasının işlettiği bir tesiste gidiyor. Orada bütün yani Türkiye'deki piller o tesiste şu an ayrıştırma ve geri dönüşüm işlemine tabi oluyor. Tabii ki şu an pillerin işte bütün türleri maalesef geri dönüşüme tabi olamıyor. Çünkü o süreçler ve işte teknolojik yatırımlar biraz farklı proseslere sahip. Ama büyük bir kısmı, %90'lık bir kısmı o tesiste geri dönüştürülüyor. Diğer kısmı da yine bertarafa gidiyor. En azından bizim çevremize, hani doğamıza karışmamış oluyor. Evet, yani dediğimiz gibi bu kadar çok kullanıyorken bunları geri dönüşüme mutlaka geri dönüşüm sürecine katkı sağlamamız gerekiyor bizim de. Bu konuda biraz daha bilinçli. Belki diğer atık türlerinde daha fazla bilinçli olabiliriz. Camları, plastikleri ayırıyoruz ama pil konusunda biraz daha belki bu bilinç biraz daha eksik olabilir. Ya biraz eksik, aslında o eksikliği şuradan olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Siz ambalajı, camı,
işte kağıdı her gün çıkartıp her gün işte onu atık olarak göz önünde tutabiliyorsunuz. Yani bir kere çöpe atıyorsanız belki 10 kere geri dönüşüme gönderiyorsunuz ama pilin tüketimi biraz daha uzun kullanım ömrü. Ki Avrupa'daki rakamlara baktığımız zaman 5.2 mesela pil kullanım ömrü. Yani çok uzun bir süreç. İşte sizin ürününüze göre bir ayda da atık hale gelebilir. İşte 10 yılda da atık hale gelebilir. O süreç biraz böyle uzun ve belirsiz olduğu için her zaman akla gelmiyor maalesef pil. Dediğiniz gibi daha az göz önünde oluyor tüketilmiş hali onların. Bir de cep telefonlarına da laptoplara baktığımız zaman artık içinden pili çıkartma şansımızın olmadığı bir ürün olmaya başladı. Onun da işte teknik servis bölümlerindeki atık hale geldiğinden sonra işte süreci yönetmek gerekiyor. O yüzden böyle çok görmeyebiliyoruz bazen ama çocuğumuz varsa ayda bir kilo bile belki pil biriktirebiliriz. Yani o biraz bizim işte ilgi alanımıza, kullanım yerimize göre değişebiliyor. Burada herhalde yerel yönetimlere de çok fazla iş düşüyor. Özellikle belediyeler, oturduğumuz yerin belediyeleri bu konuda hani biraz daha bilinçlendirirse eğer orada yaşayan vatandaşları daha kolay ulaşımda sağlanabilir. Kesinlikle katılıyorum. Bizim zaten paydaşlarımızın büyük bir çoğunluğu belediyeler. Onlarla yani hepsine teşekkür ediyorum. Dirsek dirseğe çalışmalarımız oluyor. En büyük çalışmamız da okul kampanyalarını beraber yürütüyoruz. 14. senesi bu sene. Yani aslında yola çıkarken okul kampanyalarında amacımız böyle çok pil toplamak değildi. Çocuklarımızı pil başlığında işte diğer atıklarla birlikte çevre alanında bilinçlendirmekti. Ama gerçekten güzel ilerlediğini gördük. Çocuklar bu konuda bilinçli olmaya başladı. Onlarla birlikte okul kampanyalarını düzenledik. Onlara işte okul bazlı ufak da olsa teşvikler vermeye çalışıyoruz. Belediyeler tabii ki burada bizim öncelikle işte partnerimiz okul kampanyasında. Bölgesindeki okuldaki çünkü atıkların toplanması, atık pillerin toplanması belediyeler aracılığıyla sağlanıyor. Belediyenin toplamadığı durumda da yine biz devreye girmeye çalışıyoruz kargo işte ya da anlaşmalı firmalarımız aracılığıyla. Asıl merak edilen konulardan bir tanesi de atık pil toplama kutuları nereden bulunur, nasıl ulaşabiliriz? Biz kendimiz evde eğer biriktireceksek sonrasında ne yapacağız bu pilleri? Aslında belediyelere ulaşıp ilçe belediyeleri atık pil kutularını temin edebilir vatandaşlar. Tabii ki ev için belki çok hani uygun olmayabilir. Genelde büyük kutularımız evde belki koymaya uygun hani bir nokta bulunamayabilir ama evde de kendilerine özel belki bir kutu yapabilirler. Bir cam kavanoza konulabilir ya da işte plastik bir su şişesine konulabilir. Onun haricinde iş yerleri için dediğim gibi belediyelerden talep edilebilir ki bizim web sitemizde de işte onu da söyleyebilirim www.tap.org.tr web sitemizde pil toplama malzemesi istiyorum diye bir formumuz var. Form doldurulursa yine bazen belediyeyi yönlendiriyoruz ya da kendimiz kargo aracılığıyla vatandaşa atık pil kutusunu bedelsiz olarak yani herhangi bir ücret ödemeden gönderebiliyoruz. Ki pil biriktirdiler hani onu da ne yapacaklarıyla ilgili yine ilk yönlendireceğimiz nokta her zaman belediye oluyor ama belediyeye ulaşamadığı durumlarda da web sitemizdeki farklı bir form işte atık pil biriktirdim formunu doldururlarsa biz alım konusunda destek oluyoruz. Yine orada da herhangi bir ücret bir bedel ödeme söz konusu değil yani kargo ücretini ya da hangi şekilde alınacaksak onların ücretlendirmesi bize ait. Atık pil kutularını da belediyelerle birlikte biz pek çok noktaya yerleştiriyoruz. Bazen de bakanlıklarla birlikte anlaşmalar yapıyoruz. İşte Kültür Bakanlığı ile birlikte işte bir dönem otellere gönderdik atık pil kutularını. İşte cezaevlerine gönderdiğimiz durumlar oldu. Okullarda var, işte muhtarlıklarda var belediyelerle birlikte yaptığımız çalışmalarda. Bazı korumalı sitelerde de atık pil kutumuzu görebilirsiniz. Mümkün olduğunca her noktaya, her kapalı noktaya bunu ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir bilgi vermek istiyorum efendim. İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika zirvesinde aile fotoğrafı liderler aile fotoğrafı çektiriyor. Onu canlı görüntülerle izlemeye devam ediyoruz. Evet efendim peki TAP ne kadar pil biriktiriyor?
Tabii pandemi öncesi, pandemi sonrası biraz rakamlarımız değişiyor değişti ama peki. Değişti, evet. Pandemi her şeyi etkilediği gibi atık toplamayı atık toplamayı da mı etkiledi? Aslında tüketimin biz fazla olduğunu düşünüyoruz. Özellikle evlere kapandığımız dönemde işte oyun konsollarını daha fazla kullandık, işte teknolojik ürünleri daha fazla kullandığımızı düşünüyorum ama inşallah o piller evde bekletiliyordur diye de düşünüyorum bir taraftan. Maalesef biraz şeyde eksik kaldık. Belediyelerin ya da işte kargoların çalışması farklı yönlere kaydığından dolayı bu toplama ağı biraz yavaşlamış oldu. Bizim için o zincirin bir halkasının kırılması atık toplamaya inanılmaz etkiliyor. Örneğin siz atık pili topladınız, işte belediye sizden almazsa onun yani bir anlamı kalmıyor. Belediye topladı, işte biz alamazsak yine bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla bu zincirlerin hiçbir halkasının kırılmaması gerekiyor. Ya da kargo ile işte alım yapıldığı zaman, ki o dönemde biliyorsunuz kargolar inanılmaz hani çalıştı. Herkes evden işte siparişle ürünler aldığı için birden böyle yığılma oldu. O süreçlerde de biraz yavaşlama oldu. Ama ortalama 750 ton civarında atık pil toplanıyor. Bu bizim için tabii çok büyük bir rakam değil ama birden fazla olduğunu düşünürseniz ne kadar atık pil toplarsak o kadar çevre adına güzel işler yaptığımızı düşünüyorum ben. Evet. Ki bundan 15 yıl öncesine baktığımız zaman hiç toplanmıyordu. O yüzden tabii ki 15 yıl öncesi pil kullanımıyla şimdiki çok hani bağdaştırılamaz belki ama en azından 750 ton da bizim için güzel bir rakam. Güzel. Her sene de arttığı için umutluyuz. Özellikle gençlerimiz, çocuklarımız bu konuda gerçekten bilinçli. Bunun farkındayız ki okul kampanyalarına, rakamlarına baktığımız zaman topladığımız pilin hemen hemen %50'si çocuklardan geliyor. Aileleriyle birlikte bu işe gerçekten gönül veriyorlar. Harika. Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte fen bilgisi 3. sınıf kitabında da bu konu işleniyor. Hı hı. 4 yıldır bir şey var, yani orada bir bilgilendirme, hı hı, de var. İşte atık pil nedir, zararları, işte hani çevreye zararları, nasıl bertaraf edilir şeklinde böyle 7-8 sayfalık bir bilgilendirmesi olduğu için artık müfredata da girdi. Tabii ki gönül isterdi ki çok böyle daha küçük yaşlarda bu bilincin alınması, özellikle anaokulu seviyesindeki, hı hı, çocuklar gerçekten algıları çok açık. Onların tabii ki hani onların da bu tarz eğitimler aldığı yerler, süreçler oluyor ama komple böyle bir çevre bilinçlendirme adına bence daha böyle ülke olarak sıfır atıkta hazır başlamışken, evet, daha bilinçli olmamız, sistemli gidilebilir. Evet, dediğimiz gibi aslında diğer atıkları bertaraf etmeyi ya da ayrıştırmayı biliyoruz ama piller çok gözümüzün önünde olmadığı için son kullanılmış hali. Peki TAP bu konuda ne gibi eğitimler ya da farkındalık projeleri yapıyor? Bizim hep söylüyorum en büyük projemiz okul kampanyaları ama onun haricinde dönem dönem değişen projelerimiz oluyor. İşte üniversite öğrencilerine yönelik bir dönem projemiz olmuştu. Özellikle çevre mühendisliği bölümü öğrencilerine. Bir dönem muhtarlara yönelik yarışmalarımız oldu. Zincir marketlerle birlikte farkındalık çalışması yaptık. İşte Migros'la birlikte Korucuk Vakfı'na süt bağışında bulunduk. İşte Migros mağazalarında toplanan her bir kilo pil için Korucuk Vakfı'na bir kilo süt bağışında bulunduk. Hı. Şimdi diğer zincir marketlerle farklı projelere imza atmak üzereyiz. Onlar başlayacak. Mavi Bayraklı otellere bir dönem yarışmalar düzenledik. Ki otellerde de inanılmaz derecede pil toplanıyor. Yani pil biriktiriliyor, pil kullanılıyor. Çünkü şu an her şey dokunmatik olduğu için otellerdeki o kartlı açış sisteminin, hı, arka planında ya elektrikli çalışan bir sistem ya da işte pille çalışan bir sistem var. Yani görmediğimiz, duymadığımız o kadar çok noktada, evet, pil var ki. Evet, farkında olmadığımız yerlerde, dediğiniz gibi siz söylediğiniz zaman mesela hiç aklımıza gelmeyen yerlerde bile, hı-hı, hayatımızın o kadar içinde ve bu konu gerçekten bu kadar hayatımızın içinde, bu kadar kullanıyorsak bunun geri dönüşüm serüvenine girmesini mutlaka, hı, sağlamamız, kesinlikle, gerekiyor. Yani daha bilinçli olmamız gerekiyor bu konuda ve yapmamız gerekiyor. Yani hiç pil kullanmıyorum diye düşünen birisinin evinde bile minimum 10-15 tane pil vardır. Tabii ki mutlaka, yani televizyon bile kullanıyorsak kumandaların içindeki piller, en azından cep telefonumuzun içindeki piller yani. Ki çekmecelerimizde tuttuğumuz, bir gün yine lazım olacak diye düşündüğümüz elektronik eşyalar da var. Yani onlar, hı-hı, da bir şekilde artık o çekmecelerden çıkmalı, geri dönüşüm süreçlerine dahil olmalı.
Yani hem pil açısından söylüyorum bunu, hem elektronik eşyanın geri dönüşümü konusunda. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim için programımıza. Bu çok değerli bilgilerdi. Gerçekten ben de çok teşekkür ederim sizlere. Teşekkür ederiz. Bir araya gidiyoruz efendim. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız.